Hakkari İl Seçim Komisyonu olarak bizim seçmen taşımaları ile ilgili yaptığımız araştırmalarda 2019 verileri üzerinden yaptığımız araştırmalarda şunu belirtmek isteriz ki 2019 seçimlerinde Çukurca, Şemlili, Esenler'e başta olmak üzere kaybettiğimiz, gasp edilen belediyelerimiz oldu. Bu gasp asker taşıma oylarıyla olduğu kesindir. Yaptığımız başvurularda bu seçmenlerin nerelerden getirildiğine dair tespitlerimizi yazılı olarak ilçe seçim kuruluna verdik. Haklı taleplerimiz reddedildi. Daha sonraki yaptığımız araştırmalarda bu taşınan seçmenler seçimden 1-2 ay sonra normal, gerçek adreslerine geri taşındı. Şu anda yaptığımız tespitlerde aynı yollara başvurduklarını da görüyoruz. Bunu 15 Mayıs seçmen kayıtlarına göre yaptığımız araştırmalarda şu anda o hazırlıklara başladıklarını da tespit etmişiz. Şimdi bu yapılanlarla bu sefer de amaç edinen şudur. Halkımızın bir daha şunu özellikle bilmesi lazım ki bir daha Çukurca, Şemlili ve Esenler'de 2019 yılında yapmak istediklerini yapmaya çalışıyorlar. Elbette ki tespitlerimiz vardır. Seçmen kayıtları üzerinde yaptığımız incelemelerde, 10. ay itibariyle yaptığımız incelemelerde bahsettiğimiz özellikle Çukurca, Şemlili ve Esenler'de oy taşıdıklarını tespit ettik. Bu tespitlere dair ilçe seçim müdürlüklerine ve nüfus müdürlüklerine, ilgili kurumlara başvurularda bulunduk. Bu seçmen taşımaların ne kadar olduğunu, bu organizeli oy taşımaya yönelik biz onlardan bilgi aldık. Şu anda tespit ettiğimiz Çukurca'da 2029, Şemlili'de 2100 seçmenin taşındığını, Esenler'e de şu anda 670 seçmenin taşındığını tespit ettik. Buna yönelik ilçe seçim ve nüfus müdürlerine verdiğimiz resmi yazılara verilen cevap, bu itirazların seçim takvimi başlandıktan sonra yapılacağına dair cevaplar geldi. Ancak bu böylesine cevapların verileceğini biliyorduk şundan. 2019 yılında da bu şekilde cevap verildi. Ancak biz bunun peşini bırakmıyoruz. Hangi seçmenin daha önce nerede ikamet ettiğini tespit etmişiz. O ilçe merkezinde görev almayan kişilerin oraya gelmesi halkın iradesini gasptır. Oradaki merkezde seçilecek belediye başkanlığına karar verecek o yerelde oturan şahısların hakkı olmalı. Hukuken de baktığın zaman böyle olması lazım. Halkın iradesine büyük önem veriyoruz. Bu halkın iradesine büyük önem verirken halkın iradesini yok sayan bu oyunlara karşı da halkımızı duyarlılığa davet ediyoruz. Halkımız da bu yönlü köylere oy taşıma muhtarlıklardan ötürü oy taşımasınlar. Kendi belediye başkanı seçilirken iradesini ortaya koysun. Özellikle Çukurca ve Şemlili halkına bir çağrımız vardır. Belediye başkanlığı seçilirken o halkın o yerde, o yerelde karar vermesi lazımken başka yerlerden oy taşımalarla belirlenecek bir belediye başkanı o yerelin belediye başkanı değildir. Bütün halkımızın bu duyarlılıkla bu seçime hazırlanması ve seçim günü sandıklara gitmesi lazım. Halkımıza çağrımızdır.